Turizmi Konseyi tarafından geliştirilerek Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne hediye edilmiştir. Uygulamayı Apple Store veya Google Play'den ücretsiz indirebilirsiniz. Sevgili izleyiciler, Ayrıntı programından hepinize merhaba. Bugün ekonomiyi konuşacağız. Aslında ekonominin bel kemiği yatırımlar noktasıdır. Her zaman ülkemizde rentabl yatırımların yapılamadığından yakınıyoruz. Plansız yapılan yatırımların aynı bölgeye yan yana yapılan işletmelerin kısa süre sonra battığıyla ilgili esnafın bu yöndeki serzenişlerini çok defa haberler yaptık. Tabii ülkemizde ekonomik alandan devlete bağlı olmakla birlikte yatırım yapmak isteyenlere ve küçük ölçekli işletmelere destek olan kurumlar vardı. Ve bunlar şimdi tek bir çatı altında toplanmasıyla daha rentabl, daha işlevsel bir hale getirilmesiyle ilgili bir süreç vardı. Ve COBİGEM'den bildiğimiz Ebru Kaptan da YAGA direktörü olarak atandı. Ve bu kurumların hepsinin birleşmesiyle birlikte yeni vizyonun da sorumluluğu ona yüklendi. Kendisiyle bu süreçleri değerlendireceğiz. Evet, hoş geldiniz. Hayırlısı olsun. Bu zor bir görev ama güzel, anlamlı bir görev. Umarım sonrasında da bu yeni vizyonun başarılarını konuşuruz. İnşallah. Evet, öncelikle COBİGEM'den YAGA'ya geçiş nasıl oldu? Biraz onu anlatabilir misiniz? siz tabii çok yakından biliyorsunuz. Evet. Beraber çalıştığımız bir dönem de vardı. COBİGEM'in biliyorsunuz ilk kuruluş aşamasından bugüne kadar COBİGEM'in içinde olan ben her zaman resmi ortamların dışında da hep söylerim, COBİGEM artık benim çocuğum gibi oldu derim. O yüzden çok değer verdiğim bir kuruluşumuz. Fakat resmi yasal işlemlerini bir türlü tamamlayamadığımız, evet, yani yasasını oluşturamadığımız bir kurum kuruluştu. Bu tarafta da yasası olup pek çok iş konusunda da güçlü yasal altyapıya sahip. Ancak daha böyle yeni inovatif iş fikirlerine ve yatırımlara yönelik biraz daha canlandırılması gereken yatırım geliştirme ajansımız YAGA vardı. Sağ olsun Başbakanımız bunların birleşirse çok daha olumlu bir kurum kuruluş ortaya çıkacağını söyleyince biz de bunun işte altyapısı ile ilgili çalışmalarımızı yaptık. Ve ciddi anlamda hani işte COBİGEM'in yaptığı işlerin yürütülebileceği bir ayrı birimin, yatırım geliştirme ortamının yürütülebileceği ayrı bir birimin ve hatta girişimciliğin ağırlıklı olduğu, iş geliştirmek isteyen ve özellikle inovasyon, teknoloji içeren bir iş geliştirme merkezinde içinde olduğu bir yapıda YAGA'nın yeni yapısını kurma aşamasındayız, aynen sizin de söylediğiniz gibi. Bu çalışmalar bizi nereye götürecek? Bu çalışmalar bizi hem yerli hem de yurt dışından gelen yatırımcılarımızın gerçekten Tek Durak Ofisi adı verilen
bir ofis altında tüm işlemlerini çözebilecekleri bir merkez haline gelecek. Bununla ilgili hatta işte altyapı çalışmalarımıza başladık. Çünkü takdir edersiniz ki tüm bilgileri bir uzmana aktarmaya çalışsanız bile bir sigorta dairesindeki veya şirketler mukayyetliğindeki arkadaşlarımız kadar bu bilgiler elde edilmeyebilir. Bu nedenden dolayı haftanın bir günü bu dairelerden de yani yatırımla ilgili dairelerden de personellerin olabileceği ve yatırımcının direkt birinci ağızdan işlemlerini dosya halinde teslim edebileceği veya izinlerini almak için gelip yalnızca oraya bırakabileceği bir ofis sistemini de kurguladığımız bir yapıyla ilgili çalışma yapıyoruz şu anda. Bununla ilgili gerek mevzuat gerekse tüzük çalışmalarına başlattık. Yeni bir yer arayışı içerisindeyiz. Güzel bir bu bütün kurumlarımızın bir çatı altında olduğu güzel bir yerde bunu yapmak istiyoruz. Personel sinerjisi çok önemli. KOBİGEM çünkü bir kendiyle beraber büyüyen ve kendiyle beraber gelişen bir personel yapısı var. Bu personelle YAG'ın da gerçekten konusunda uzman personeli var. Onların beraber çalışıyor olması da tabii ki çok önemli. Ortaya güzel şeyler çıkacak diye biz çok heyecanlıyız Emin Bey. İnşallah bu heyecanı hep beraber tüm reel sektörle beraber yaşayacağız ve ciddi anlamda somut çıktılarla önümüzdeki yıl içerisinde görmeye başlayacağız diye ümit ediyoruz. Evet, biraz izleyicilerimiz için aslında çok ayrıntılı bilmeyenler için hem KOBİGEM hem YAGA'nın işlevlerini biraz anlatalım tabii isterseniz. Ki. Daha sonra da iş geliştirme merkezinde konuşmak istiyorum. Tabii. Şimdi YAGA isminden de anlaşılacağı gibi yatırımcılara yönelik yapılmış bir yasası var ve tek durak ofisi anlamında yani yatırımcıların gidip her türlü bilgiyi alabilecek, ücretsiz her türlü bilgiyi alabilecekleri, teşviklerin neler olduğu konusunda, fizibilite raporlarının incelenmesi gibi ciddi uzmanların desteğiyle destek verilen bir ajans olaraktan oluşturulmuş. Gerçekten de görülen görülmeyen pek çok yatırımcıya destek vermiş bir ajansımız. KOBİGEM ise hatırlarsınız işte 2010 yılında bir bakanlar kurulu kararıyla sağ olsun Sunat Bey döneminde oluşturulan ve özellikle küçük orta boy işletmelerin ve esnaf sektörünün finansal desteklere erişimini sağlayabilecekleri bir yapıyla geliştirildi ve bütün finansal destek programları özellikle Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı finansal destek programlarının geliştirilmesi, yürütülmesi, planlanması gibi pek çok yükü üstüne alarak devam eden bir merkez halindeydi. Seyircilerimizin de bildiği gibi bir dönem Turizm ve Ekonomi Bakanlığı bir çatı altına geldi. Bu sefer Turizm Bakanlığı'nın finansal destek programlarını da yürütmeye başladı. Hibe programlarımız çok canlanmaya başladı o dönemde. Bu sefer koordinasyonun yürütülmesi gerekti. Tarım Bakanlığı'nın hibe programını da koordinasyonun çünkü onun en feasible olan hali yani en etkili hali üçünün beraber yürütülmesi. Çünkü belli bir maliyeti var bu programlarında. Özetle ülkemizde tarım olsun, turizm olsun, sanayi olsun, küçük esnafımız olsun pek çok finansal destek programlarının yürütüldüğü bir merkez olarak çalışmaya başladı. Ve bütün bunlar da zaten rakamsal verilerle çok güzel noktalara geldi ve KOBİGEM çok güzel övgüler alaraktan yolunda devam ederken artık tıkanma noktasına gelmişti. Her yönetim döneminde bir yasal çalışmasıyla ilgili bir çalışma yapıldı ama bir sonuca varılamamıştı ne yazık ki. Bu dönemde YAGA ile KOBİGEM'in birleşmesi hani KOBİGEM kapatıldı gibi algılanabilir ama öyle bir şey yok. Aksine yatırıma yönelik yapılan planlamalar zaten KOBİ Geliştirme Merkezi'nin yürüteceği finansal destek programlarıyla desteklenmeli. Çünkü yatırımcı dendiği zaman yalnızca yabancı yatırımcıyı düşünemeyiz. YAGA'nın da mevzuatında zaten yalnızca yabancı yatırımcıya destek vereceğim diye bir madde yok diyelim. Bazı sınırlamalar gelmiş ama onların da düzeltilmesiyle ilgili çalışmalarımızı başlattık. Özetle hem yerli yatırımcılarımızın, küçük veya büyük, hem de yabancı yatırımcılarımızın hem finansal destek programlarına, hem teşvik programlarına bilgilerini alabilecekleri
güzel bir çatı oluşturmaya çalışıyoruz. Fakat dünyamız artık yalnızca yatırımcılardan ibaret değil. Bir bilişim sektörü var, bir inovasyon var. Tek bilgisayarla şirket kurmak isteyen çok ciddi bir sektör var. O yüzden de iş geliştirme merkezi biraz daha böyle kuluçka merkezi havasında. Özellikle bu bilişim sektöründe inovatif iş fikirlerine sahip. Bizim ülkemizdeki bu 19 üniversitede ben çok değerli olduğuna inandığım ve beşeri sermaye olarak bu işletmelere çok büyük destek vereceğini düşündüğüm bir sektörün de uyandırılması için bu tarafa bir devlet eliyle ön ayak olunması gerekiyor ve bu rolü de almak istiyoruz. Zaten yürüttüğümüz girişimcilik hibe programları var biliyorsunuz. Yalnızca iş fikrinize verilen bir eğitim sonrasında çok güzel meblağlarda hibe desteği veriliyor. Geçtiğimiz yıla kadar 64 tane işletmenin kurulmasına vesile olmuştuk. Çok gurur duyarak bunu söylüyorduk. Bu sene artık 110'ları bulacağız kısmetse. 40 tanesi şimdiden kazandığını öğrendi. 10 tanesi de bilişim veya ihracata yönelik yeni bir ürün geliştirme eğitimleri devam ediyor onların. İnşallah onlar da geldiği zaman çok güzel rakamlarla bu programlarda devam edecek. Yani hiçbir şeyi bırakmadığımız gibi daha büyüterek, daha geniş hizmetler vererek işlerimize devam etmeyi arzuluyoruz. Tabii tek durak ofisini çok sık kullandınız, evet. Ama gerçekten yani baktığımızda Ticaret Odası'nın rekabet edilebilirlik raporlarında her zaman bürokrasinin önündeki yani bürokrasinin yarattığı yatırım önündeki engeller, evet, hep yüksek, evet, derecelerde çıkıyorlar. Ve aslında tek durak dediğimiz noktada belki de bürokrasiyi azaltmak için ideal bir formül gibi gözüküyor. Emin Bey, şimdi şu çok net. Kolay bir iş değil. Şimdi otomasyona geçmeden, yani e-devleti tamamıyla oturtturmadan tek durak ofisinin tam fonksiyonun haline getirmek çok zor. Şimdi tek durak ofislerinin bize en yakın örneklerine baktığımız zaman, örneğin İstanbul'da var. Fakat Türkiye'de çok ciddi bir e-devlet çalışması var ve sigortadan gelen arkadaş yatırımcıyı hemen sigortalayabiliyor orada veya işte vergiye kayıt yapabiliyor. Bütün işlemleri bilgisayar üzerinden halledebiliyor. Biz bunların bilincinde, yani neyi yapabileceğimizi düşünüp minimuma indirmek için bu modeli, biraz önce de bahsettiğim gibi, gerekirse haftanın bir günü artık yavaş yavaş da yatırımcılara o güne yönlendirerek, bu ilgili dairelerden arkadaşları çağırarak başvuruları dahi teslim alınabileceği ciddi anlamda tek durak ofis. Hani bir ofise gelecek, verecek ama aylar, hı hı, sürecek, yıllar sürecek değil. Direkt birinci ağızdan neyin gerektiği, zaten daha önceden bilgisinin verileceği, çok daha açık el kılavuzların hazırlanacağı ve işlevsel bir tek durak ofisinin oluşturulması için bütün çalışmaları başlattık. Yani bir dünya örneklerine bakıyoruz bu konuyla ilgili. Çünkü bazı şeyleri kulağa çok hoş gelebiliyor ama ülkemize getirdiğiniz zaman uygulamada sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ha, bazen de daha güzelini yapabiliyorsunuz. En güzelini yapmak için çalışacağız ve fonksiyonel hale getirmeye çalışacağız. Kesinlikle katılıyorum. Yani ülkemizdeki bürokrasi büyük bir sıkıntı yatırımcılarımız için. Yerli yatırımcılarımız için de aynı şey geçerli. Rakamlar bizi korkutabiliyor fakat pratiğe baktığınız zaman belirlenen günler esasında o kadar kötü değil. Yani bazı prosedürlerin tamamlanmasında yalnızca işlemin takip edilmemesi durumunda uzanan süreçler var. O yüzden takipçisi olacağız diyoruz ve bu işi daha kısa, ne kadar kolaylaştırabilirsek yatırımcımız için o kadar bu işi o noktaya getirmeye çalışacağız. Evet, geçmişte YAGA'nın gözlemlediğimiz çalışmalarına bakıldığında iki metot uygulanıyordu. Ya bir yatırım alanı ve hatta yeri ve konumu seçilip teklif alınırdı. Bir de bir yatırım için gelen kişilerin başvurusuyla bir formasyon oluşuyordu. Aynı metot izlenecek, yoksa bu bahsettiğiniz dünya ölçekleri ve Kıbrıs'a ne derecede uyarlanabildiklerini inceledikten sonra mı belirleyeceksiniz metodu? Şimdi bir yatırım stratejimiz şart. Yani bir daha önceden belirlenen bazı alanlar var. Bunlar işte
yat inşası, marinalar, tarımsal sanayi, bilişim sektörü, özel ilgi turizmi, sağlık turizmi gibi böyle konferans turizmi gibi böyle belirlenen bazı alanlar var. Fakat şimdi biraz daha bunları mikro düzeye indirip farklı alanları da ortaya koymamız gerekiyor gibi gözüküyor şu anda. Fakat bunu tüm taraflarla yapmamız gerekiyor. Bu işin içinde sanayi odasının olması gerekiyor, ticaret odasının olması gerekiyor, üniversitelerimizin olması gerekiyor ve ciddi bir beyin fırtınasıyla yeni bir yatırım stratejisini ortaya koymamız lazım. Ve bunu yaparken bize en çok böyle şu anda heyecanlandıran hedefli çalışmak. Bu hedefli çalışmak nasıl? İlgili bakanlıkların elindeki yatırım yapılabilecek binalar, araziler yıl bazında hedef verilerek bunların ihale süreçlerinin tamamlanması olabilir. Türkiye'de uygulanan bazı modeller vardır. Fizibilite raporlarının destek verilmesi vardır. Bununla ilgili yani o yatırım gerçekten feasible mudur? Bunların ölçümlerinin desteği verilir. Bunlar da bir maliyettir çünkü. Bu tarz destek paketlerinin oluşturulması ve özellikle yerel yönetimlerin yatırımlarını, ortaklı yatırımlarının arttırılmasına yönelik bazı çalışmalar birinci önceliğimiz gibi gözüküyor şu anda. Yani 2019 yılına başladığımızda kendimize hedef koyduğumuz bir yatırım portföyü ve yıl sonunda en azından bakabileceğimiz yani şunları gerçekleştirdik. Bunlar da dışarıdan gelen yatırımlardı ve bunlara da destek verdik diyebilmek istiyoruz. Hedefimiz bu yönde. Şimdiden kümeleme çalışmalarıyla ilgili belediyelerimizle çalışmaya başladık. Bizim tabii KOBİGEM'den gelen bir tarafımız da var. Hep hibe programlarında kümelemeyi teşvik etmemiz, işte sanayicilerimizin özellikle ihracata yönelik ürünlerinin geliştirilmesinin sağlanması, onların uluslararası pazarlara erişiminin sağlanması gibi konularda işbirliği içerisinde olduğumuz için onların yapacağı yatırımların daha çok katma değerli, daha elimizdeki lokomotif sektörleri destek veren mekanizmalara oturtulması için daha fonksiyonel davranabiliyoruz şu andaki aşamada. Buna somut bir örnek verelim. Bu seneki hibe programımızda eğer turizme yönelik bir sanayi ürününü geliştiriyorsanız sizin için çok büyük bir avantaj. Rekabet gücünüzü arttırmak için yenilenebilir enerjiyle ilgili sanayicilerimiz için söylüyoruz. Bunun altını çizeyim. Yalnızca sanayi, rekabet gücünün arttırılması sanayi hibe programında var. Yenilenebilir enerji yatırımı yapabiliyorsunuz. Eski 300 bin TL'den desteği 300 bin TL'den 500 bin TL'lere çıkardık. Yani bir siz bize gelip ben X oteller zincirine küçük biliyorsunuz otellerde olan işte sabununu, şampuanını bunlar çünkü ithal edilen evet. ürünler. Bunları ben yerli olarak yapacağım ve rekabet edebileceğim diyorsanız önünüzü açabilecek finansal destek programları sunabiliyoruz. Otellerimizin de talepleri var. Yani onlarla da görüşüyoruz. Onlar da bizden örneğin bazı kanatlı hayvanlarla ilgili veya farklı yerel ürünlerle ilgili sürdürülebilir bir pazar oluşturmamız. Yani onların biz alma garantisi verebiliriz rekabet edilebilen bir fiyatta geldiği zaman. Ama bunu sürdürülebilir bir şekilde yürüten büyüklükte işletmelerin olmadığından söylüyorum. En büyük yakınmaları bu yanda. Evet. Bu nedenden dolayı bu sektörlerin kümelenmesiyle ilgili çalışmaları yapıyor. Yani yatırım yalnızca dışarıdan gelen yatırımcı değil. Aynı zamanda içeride yapmamız gereken yatırımlar var ve bizim bu yatırımları da desteklememiz lazım. Güzel bir dönemdeyiz şu anlamda. Kalkınma Bankası ile çok iç içe çalışıyoruz. Bizim eksik kaldığımız noktalarda Kalkınma Bankası ile konuşup yani biz örneğin şu ölçekli kısma çok fazla bir program sunamıyoruz veya bizim elimizdeki çünkü biz bir finansal kaynak doğrultusunda proje bazlı çalışan bir merkeziz KOBİGEM olarak. Eksik kaldığımız noktada Kalkınma Bankası yeni ürün geliştirebiliyor. Ha, bizim de zaten görevimiz artık bu yelpazeyi genişletmek, hangi kurum kuruluş olursa olsun finansal kaynakları, teşvik programlarını, destek programlarını, teknik destek programlarını sunabilmek karşı tarafa. Çünkü hani yalnızca bunu vermek değil, bunun altyapısını da oluşturabilmek çok önemli. Çok işletmen var orta düzeyde. İşini geliştirmek istediğini söylüyor ama Ebru Hanım yalnızca makina değil benim ihtiyacım diyor. Ben pazar
eğitimi de almak istiyorum. Yani bunun nasıl paketlenmesi lazım? Bu internetteki satış nasıl oluyor? Hani ben burada sıkıştım kaldım bu pazarda. Bunun açılabileceğini ve talep olduğunu söylüyorlar. Ama ben işte bir yere götürüyorum. Oraya gidince birisi görürse anca alıyor. Ben bu ürünü daha nasıl genişletebilirim? Paketleme konusunda da. Yani artık bizi sevindiren bir noktadayız ki yerli üretimcilerimiz, yerli sanayicilerimiz bizden eğitim talep etmeye başladılar. Yalnızca hibe değil. Eskiden hatırlarsınız. Evet. Finansal kaynak olsun da ne olursa olsun şeklindeydi. Niye para veriyorsunuz diye kapımızdan geldi. Pazarlamanın önemi daha da kavrandı diye yorumlamak önemi, lazım bunu. İnternet satışın önemi, bunların hepsi fark edilmeye başladı. Bunlar tabii yavaş yavaş lojistiği geliştirecek. Onun ötesinde ülkenin tanıtımıyla ilgili, özellikle yerli katma değeri yüksek ürünlerin tanıtımıyla ilgili gelişmeleri sağlayacak. O nedenle zor bir dönemdeyiz kabul ama bu zor dönemin önünü aşmak için elimizde enstrümanlar var. Artık hani eskisi kadar şu yönde gideceğiz değil, birkaç yönü birden çalıştırabileceğimiz bir mekanizmaya ulaşmış vaziyetteyiz. Bu da bizi sevindiriyor tabii çünkü ülkemizdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi koordinasyon. Hani o koordinasyonu sağlayabilirsek, çünkü tek finansal kaynağı işte bir bakanlık veya iki bakanlık değil. Şimdi başbakanlığın altında olmak da bize bir güç veriyor. Bütün bakanlıklarla direkt finansal destek programları olsun, teşvik programları olsun. En azından işbirliği içerisinde olabiliyoruz ve onlarla beraber onların bize tabii ki bir Turizm Bakanlığı'nın aldığı stratejiyi bizim burada geliştirmemiz mümkün değil veya onlardan daha iyi planlamasını yapmamız mümkün değil ama onların da katkılarıyla, amaç ve öncelikleriyle bunun yaygınlaştırılması ve bunun bilgilendirilmesi de çok önemli olduğunu görüyoruz. Evet, geçtiğimiz hafta basında yer alan bir haberde bir açıklamanız vardı. Bu konuştuğumuz noktaları ve izleyeceğiniz yolu anlatmıştınız. 3 yıllık bir strateji planından bahsettiniz. Bu anlattıklarımızın dışında bir şeyler var mı ekleyebileceğimiz o noktaya? Evet, yani 3 yıllık yatırım stratejileri dediğim gibi mutlaka tüm paydaşlarla oturulup beraber yapılacak bir şey ama şunun da altını çizmek isterim. Serbest bölge, teknoparklar, inovasyon merkezleri de mutlaka bu stratejinin içerisinde olacak. Çünkü hani bunlar bizim için önemli bir alandır ve bu alanlardaki sektörlerin belirlenmesi, hangi yatırımcılara daha öncelik verecek, artık gelen yatırımcının ülkemize ne bırakacağını. Yani çok basittir bazı şeyler, açarsınız ama bize ne bırakacak? Hem de korkutmadan, çünkü piyasa bir de global bir piyasa. Yani artık firmalar istedikleri yerde firma açabiliyorlar ve pek çok ülkede yatırım ortamı fazlasıyla iyileştirilmiş vaziyette. Rakibiniz çok fazla. Dünya rakibiniz bu anlamda. O yüzden çok korkutmadan yatırımcıları bizim faydamıza nasıl toplayacağımızın kararını ve stratejisini bu oluşturacağımız stratejide mutlaka belirlememiz lazım. Serbest bölge olayını biraz açabilir miyiz? Örneğin ticaret odası bütün ülke serbest bölge olsun gibi öneriler de sunuyor. Dönem dönem belli bölgelerin isimleri adlandırılıyor serbest bölgeyle ilgili. Ama bir şekilde siyasi irade o noktaya gelmiyor. Serbest bölge oluşturulmasının ekonomiye katkısı ne olur? Ne açıdan bize ne bir tür katkılar sağlayabilir? Bu noktadan değerlendirebilir misiniz? Pek çok ülkede serbest bölge uygulaması vardır. Çünkü kurallarını siz koyarsınız. Genelde de bu ham maddenin %60'ı kadar ülkeden temin edileceği, bu beşeri sermaye de olabilir, yani insan kaynağı olarak da kullanılabilir. O nedenle de güzel bir katma değeri olan ekonomik girdidir. Ancak denetleme çok önemlidir böyle konularda. O yüzden bunun stratejisi oluşturulurken mutlaka bu ülke faydasına olan, yani bir devletin biliyorsunuz oluşturulacağı mevzuatlar aynı zamanda denetlenmeli ve takip edilmeli ki istenilen amacı, çünkü hiçbirisi bir kötülükle hazırlanmaz. Mutlaka devletin, toplumun faydasına hazırlanır. Bu da mutlaka stratejinin içerisinde çok dikkat edilecek, otokontrolü olan ve iyi anlamda girdisi gerçekten iyi anlamda olarak hazırlanması gereken bir husus. Yani büyük ölçekli olarak baktığımızda sizce hangi
alanlardaki bir yatırım yapmayı düşünen için rentabildir diyebileceğimiz bir şey var mıdır? Şimdi, yani her sektörün kendine özgü artıları, eksileri vardır ama ülkemizde de eksiklik olan veya hiç yapılmayan ama yapıldığında da olumlu yansımalarını yatırımcının kısa zamanda belki de alabileceği veya uzun vadede sağlıklı alabileceği. Emin Bey, bundan yaklaşık 3 sene önce aynı zamanda Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde ders veriyorum. Küçük işletme dersi veriyorum ve öğrencilerime öyle derdi bana. Hocam hangi alanda yatırım yapalım? Derdim ki böyle güzel yurt civarında arsanız var mı? İşte kimisi var der, kimisi yok der. İşte var diyene. Evet hocam. Hiçbir şey ekiyor musunuz? Yok hocam bir şey ekmiyoruz. İşte 7 sene oldu mu? Oldu. Bak derdim. Avrupa Birliği o zaman daha yeniydi işte. 2 sene falan olmuştu. Bebek maması sektöründe organik ürün kullanmak konusunda bir mevzuat çıkarmıştı ve bebek mamasında mutlaka organik ürün kullanmaları gerekiyordu. Yani bu sebzesi, meyvesi her bir şey içerisinde. Ve muz nişasta özelliğinden dolayı hem tatlı hem de tuzlu mamaların içerisinde kullanılan, hatta un yerine kullanılan en önemli maddelerden bir tanesi. Ve o dönem neredeyse firmalar, yani alım garantisi verdikleri gibi fideleri de, organik fideleri de size gönderiyorlardı. Yeter ki bize diyordu, organik sertifikalı arazi gösterin. Alanya, biliyorsunuz Türkiye'nin en çok muz üretimi yapan bölgelerinden bir tanesidir. Neredeyse turist istemez hale gelmişti. Hani biz muz üretelim, bırakın artık turist gelmesin havasında. Her dönem farklı farklı sektörler olabilir tabii ki. Ama biz çok ciddi anlamda güzel ülkemize zarar vermeden ama aynı zamanda gençlerimizi kaybetmeden, yani bu temel duyguları, bu temel güzellikleri ortaya çıkaracak yatırımları mutlaka çıkartabiliriz. Yani bu ülke çok ciddi anlamda badem üzerine bir mutfağa sahip bir ülkeyken şimdi inanılmaz ithal rakamları olan badem ithalatı yapıyoruz. Amerika'dan badem getiriyoruz. Yani bu ülke tarımsal bakarsak olayı zeytinyağı konusunda herkesin gıpta ettiği bir dünyadayken uluslararası platformda zeytinyağı konusunda söz sahibi olamıyoruz gibi. Yani kurcaladığımız zaman yatırım ortamı çoktur ama bunu hep beraber karar vermemiz lazım. Hani bana işte şu arazim var, ne yapayım diye sorulduğu zaman bizim onları yönlendirmemiz değildir doğru olan. Çünkü çok güzel bir tabiri vardır İsrailli bir ekonomistin. Gazetede çıkan diyet programını pazartesi günü vazgeçersiniz der. Diyetisyene gittiğiniz zaman başlanan diyet programının daha sürdürülebilir bir zamanı vardır der. O nedenle biz bunu ortak ve gerçekten profesyonel bir şekilde hep beraber yapmamız gerekiyor. Çünkü çevrede düşünülmesi lazım, ekonomide düşünülmesi lazım, yeni nesilde düşünülmesi lazım. Bakın her yapmaya çalıştığımız işlemin içerisinde inovasyondan bahsediyoruz. Kuluçka merkezlerinden bahsediyoruz. Biz bu girişimcilik hibe programına başladığımızda işte firmalara gidiliyor, açılan yeni firmalara gidiliyor ve birkaç tanesinde ailelere denk gelinmiş. Ve anneleri tarafından bizim personelimize teşekkür edilen kişiler vardı. Yani sayenizde oğlum İngiltere'ye gitmedi. Burada iş kurdu. Yani şimdi düşünün, hayır duası denir ya. Aldığımız hayır duası. Ailelerinin bir korkusu şu anda. Çocuklarını adada tutabilmek. Yani o yüzden hani bizim şu yatırımcı gelsin. İşte buraya X firmasını, o da olabilir. Ama bizim önceliklerimizi ve güzelliklerimizi ortaya koyup çok ciddi bir yatırım stratejisi oluşturmamız lazım. Ve bu yatırım stratejisinin içerisinde inanın bana sur içindeki, kale içindeki esnafımızdan tutun da altyapı, reel sektör, yurt dışından gelecek olan yatırımcılar, bunların çerçeveleri, onların bize koyacakları katma değer, çalıştırılacakları personelin yüzdesine kadar ortaya koyabilmemiz lazım. Bunun için de kendimizi çok iyi bilmemiz lazım. Strateji dediğiniz zaman biliyorsunuz en önemli kısmı mevcut durum analizidir. Bir mevcut durum analizimizi ortaya koyabilmemiz lazım ki
biz geleceğimizi şekillendirebilelim, geleceğimizi kağıt üstüne alabilelim, eylem planımızı çıkartabilelim. Evet, ben bir noktaya daha değinmek isterim. Tabii. Daha sonra da izleyicilerimizden gelen sorular vardı. Tabii ki. Yani aslında biz ekonomik de yatırım noktasında tutucu olup eski kalıpları aşamayan bir toplumduk son yıllara kadar. Örneğin bir kümelenme olayı tartışmaya açıldığında herkes çok uzaktı. Yani örneğin sektörel bir kümelenmede girdileri ortak nasıl yürütebileceği falan gibi algılar tartışmaya açılamıyordu. Açıldığında da inandırıcı gelmiyordu insanlara. Evet. Ama bunun iyi örneklerini görmeye başladık. Hatta bu yönde yatırımlara desteğin daha çok olduğunu da gözlemliyoruz son paketlerde. Nasıl gözlemlediniz siz? Yani birebir içindeydiniz. Yani kümelenme olayı ortaya çıkması ve bugün geldiğimiz nokta, biraz özetlerseniz en azından ekonomik bakış açımızda da değişimlerin nasıl olabileceğini de anlatmış olabiliriz. Yani böyle çok kısa kısa geçersek, ilk başladığımızda 2009 yılında faiz oranları çok yüksekti. Faiz destek programlarıyla başladık. Arkasından yatırımcılara hibe desteğiyle bu işi yapabileceğimizi düşündük ve bunun çalışmalarına başladık. Onun hemen arkasından iş fikri olan gençlerimizi burada tutmak için finansal kaynakları aradık. Sağ olsunlar, Türkiye Cumhuriyeti'nden bizi tamam dediler. Bu iş de yapılabiliyorsa buna da bir hibe programı yapılabilir. Fakat farklı olması gerekiyordu. Şimdi önümüzdeki sene daha küçük ölçekli işletmelerin geliştirilmesi için hibe programı dizayn etmeye çalışıyoruz. Kümeleme de bunlardan bir tanesiydi ama kümeleme ile ilgili dediğiniz o endişeler, hani küçük olsun benim olsun psikolojisinin daha ağır bastığı bir dönemde bunun fizibilite çalışmasının bizim tarafımızdan yapılması gerekiyordu. Ve bu kolay bir şey değil. Yani çünkü bütün paydaşları yapmaya çalıştığınız zaman, örneğin Esnaf Sanatkarlar Odamızla biz 2013'ten beri konuşuyorduk hani. Keşke küçük işletmeleri bir araya getirebilsek. Hani domatesi salçaya, işte üzümü sucuğa döndürecek bir döngü yapsak veya bir markamız olsa diye. Elimize geçen teknik destek yardımlarından, Avrupa Birliği'nden, işte siz de hatırlarsınız o dönemi. Bir fizibilitesi yapılsın dedik. Yani bunun en verimli hangisi olabilir çalışması oldu. Ve özellikle de biz kalkınmada öncelikli diyoruz, işte rural areas filan da denişti. Ama Karpaz ve Güzelyurt Lefke bölgesini aldık. Buralarda en uygulandığı zaman karlı olacak, katma değeri en yüksek olacak Mehmetçik'te üzüm, Büyükkonut'ta zeytin, Lefke'de de hurma ve turistik otelcilik filan gibi bir çalışma çıktı karşımıza. Bakın üçünü beraber yapmak istedik. Üzümde farklı aşamalar çıktı karşımıza. Lefke'de işte birleşildi, o oldu, bu oldu. Zeytin bir anda öne çıktı. Bu sefer finansal kaynağında sıkıntı yaşadık. Çünkü bizim dediğim gibi program bazlı çalıştığımız için bazı şeylerin önden kurgulanması lazım. Hasat zamanı gidiyor. Bir finansal çekirdek sermaye bulmanız gerekiyor bunu. Yoksa kendi kendine dönecek daha sonra. Yalnızca destekle yürüyecek bir mekanizma değil. Fakat o çekirdek sermayeye ihtiyaç var. Sağ olsun Kalkınma Bankası burada destek oldu. Ve hatta bundan sonraki kümeleme çalışmalarına destek olacak bir paket çıkardı. Yani şu anda hala aktif olan bir şeydir. Ama bunun yapılabilirlik raporu çok önemli. Hani onu belirtmem lazım. Biz kümelendik, hani yapalım ne olmuyor ne yazık ki olmuş. Sonuçta zeytinde işte en son markalar falan oluşturuldu. Şişeleme dönemine geçtiler. Aslında ürün ve bölge birlikte olduğunda daha çok iyi bir sonuç çıkıyor ortaya, değil mi? Çok etkili. Yani düşünsenize 20 tane zeytinciyle başlamıştı. Çünkü zeytin artık öyle bir hale gelmiş ki birinci iş olmaktan çıkmış. Genelde zeytin üretimcileri hep ikinci iş olaraktan bunu yapıyorlar. Bir de özel sektörden sağ olsun Kanerler Grup bunun pazarlamasını ve direkt distribütörlüğünü alınca, yani çok güzel bir destek bu da ve bu çok güzel bir birleşim. En büyük sıkıntı o noktadadır. Tamam, yani üreticiyi biz üretiyoruz, istediğinizi üretiriz ama pazar
garantisi alabilir miyiz gibi evet. bir endişe vardı. Veya küçük ölçekli olduğunda pazarlamayla ilgilenebilecek ne zamanı ne mali boyutu vardı. Eğer bu formülasyon ki ben başarılı olacağına inanıyorum, başarılı olursa yayılarak devam eder diye düşünüyorum. Çok ciddi, bu ülkenin çok güzel özelliklerinden bir tanesi. İyi bir örnekse bu mutlaka büyüyerek devam ediyor. Yani kötüyse de çok çabuk yayılıyor, iyiyse de çok çabuk yayılıyor. O yüzden biz de çok ümitliyiz ve bunun bir başarısı hikayesi olup pek çok kümelenmeye ön ayak olacağını düşünüyoruz. Evet, hibe programlarıyla ilgili sorular geldi. Tabii en güncel konumuz olduğu için. 17-18-19 başvuruları alıyoruz. Eski yerinde alıyoruz Ekonomi Enerji Bakanlığımızda. COBİGEM ofisinde. Her zamanki gibi tarım, turizm ve sanayi alanlarında. Aynen öyle. Bir de tabii 3 yıl kurulma, yani bir şirketin 3 yıl kurulmuş olması, faaliyette olması gerekir mi diye bir soru sordu bir izleyicimiz. 3 yıl kurulma değil. Yani şimdi bakın, rehbere ne olur baksınlar. Tamam. Rehber bizim anayasamız gibi şeydi hibe programlarında ve her programın kendi rehberi var. O yüzden çok rica ediyorum, kimler başvurabilir kısmını oradan okusunlar. Kulaktan duyma değil. Çünkü her programın kendine has bazı özellikleri var. Veya geçmişte okuduğu programın aynısı devam eder gibi bir algıda olmasınlar. O da yok. Her sene içerisinde bazı revizyonlar oluyor, değişiklikler oluyor. Örneğin bu sene çok net söyleyebileceğimiz Turizm Bakanlığı, turizm planlamadan onaylı yeni projelerin başvurularını kabul edecek konaklama tesisleri için söylüyor. Daha önceki seneler sonradan tamamlanabilen evraklar arasındaydı bu. Rekabet gücünün arttırılması mali destek programımızda yenilenebilir enerji üzerine yapıyorsa en azından YEK için izin belgesinin alınması gerekiyor. Tarımda kayıtlı olma şartları biraz daha iyileştirilmiş, yeni kayıtlar da kabul ediliyor. Biraz önce soran seyircimize yönelik rekabet gücünün arttırılması... Yani izleyicimizi ben tanıyorum, muhtemelen rekabet edebilirlikle ilgili sormuş olabilir. Eğer buradaysa ilan tarihimiz 25 Ekim. 25 Ekim'den 3 ay önce kurulmuş olan işletmelerin hepsi başvurabilir. O yüzden 3 yıllık olması hiçbir sakınca yok. Bu 3 yıllık şeydir acaba, yani 3 yıl önce kurulduysa onların muhasebe bilgilerini genelde isteniyor ya. Sıkıntı değil. Önemli olan lütfen puanlama kısmına da baksınlar. Siz de biliyorsunuz rehberimizde nerelerden kaç puan alacaklarına kadar ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş. Mali kapasitesi de, yani hibe %65 olabilir bu sene, çok da güzel bir oran, ama kalan kısmının finanse edilebileceğini gösteren mali verilerin olması gerekiyor veya öz kaynaklarını net bir şekilde ekine koyarak, hani ben bu projeyi kazanırsam kalan kısmını buradan yürütebileceğim. Yani devam edebileceğini gösterebilmesi lazımdır. Ana kriter o noktadadır. Evet. Oradan puan aldıkları için, bu puanını etkilememesi için öz kaynaklarıyla destekleyebilir. Evet, bir de kuluçka merkezleriyle ilgili bir soru geldi bir izleyicimizden. Yani bunu teknoparklar olarak mı algılamak lazım şeklinde sadece? Tabii, yani teknoparklar, kuluçka merkezleri yeni çıkacak olan kısmesi kuluçka teknopark yasamızın içerisinde. Yani daha çok bilişimle ilgili. Bilişimle ilgili olacak. Bunu aynı zamanda işte yeni isminin YAKA olmasını ümit ettiğimiz, Yatırım Kalkınma Ajansı olarak ümit ettiğimiz bünyesinde de oluşturmak istiyoruz. Emin Bey, her konuştuğumuz ortamda yapılacak çok işimiz var. Yani çok çalışmamız lazım diye bir reklam vardı, hatırlarsınız. Evet. Küçük bir çocuk şey diyordu, çok çalışmam lazım diyordu. Gerçekten yapılacak çok işimiz var ve çok çalışmamız gerekiyor. Buradan da herkese sesleniyorum. Benim çok çalışkan bir personel ekibim var. Çalışmak isteyenler varsa ne olur bize gelsin ve ekibimize katılsınlar. Çünkü bakın ne kadar güzel fikirler var. Ekibi geliştireceksiniz. Mutlaka. Yani bu işler genişledikçe ekibi de geliştirmek için elimizden gelen çalışmaları yapacağız. Bunlarla beraber tabii ki, çünkü işimiz her geçen gün daha artıyor. Bu sözler verildi bize. KKTC sınırlarından mezun olmuş üniversite mezunu gençlerimiz Türkiye'deki binlerce kuluçka merkezinde 1 milyon euroları geçmiş, 1 milyon dolarları geçmiş işletme sahipler. Niçin bu gençlerimize birer ofis vermeyelim burada? Çünkü onların kullanacağı insan kaynağı bizim için çok değerli. Ve onların tekrar gelip bu tanıdıkları, sevdikleri
ülkede bir işletme sahibi olmayı. Bakın bunlar küçücük bir fikir. Ama kuluçka merkezlerini açmaya başladığımız zaman ciddi anlamda işte %60 beşeri sermayesinin ülkemizden olması, burada işte bir yönetim kurulunun gerçekleştirilmesi gibi ülkemize katma değeri olacak bu tarz bilişim sektöründeki yatırımcıların tabii ki yasal sınırlar içerisinde yerleştirilmesi çok bize cazip gelen ve hani bunlar şey yatırımcılar böyle büyük sizden ne arsa isteyen ne bir şey küçük ofislerle pek çok katma değer kazandırabileceğiniz alanlar. O yüzden kuluçka merkezlerini dillendirirken hani bir heyecanla bahsediyoruz kuluçka merkezlerini. Çünkü bunun ülke örneklerini de görüyoruz. Ve çok başarılı bir şekilde yürüdüğünü de görüyoruz. İnşallah bize de kısmet olur diyoruz ve kuluçka merkezlerini hem üniversitelerimizde hem de kendi bünyemizde açmak için çabalarımız var. İnşallah başarılı oluruz. Bir sorumuz da hibe destek programların, yani bu hibe programları dışında destek paketleriniz var mı? Veya bunlar tabii. Ne zamanlar olur, nasıl takip edebiliriz gibi de bir soru ve üçünü birden bir yanıtlayabilirse. Tabii ki. Şimdi mutlaka seyircimiz bizi takip ediyorsa biliyordur. Dönem dönem hepsinin artık neredeyse de her yıl aynı zamana denk gelen bazı programlarımız var. Esnaf hizmet sektörüne yönelik olan kredi destek programımız %50 olan %12 yıllık faiz oranı şu anda piyasaya göre çok çok iyi biliyorsunuz. 3 ay ödemesiz devam etmekte. Yalnızca bazı bankalarımız çekildi. Bankalar konusunda destek isterlerse yardımcı olabiliriz kendilerine. Ama aktif bir şekilde halen krediyi vermeye devam eden bankalarımız var. İş geliştirme, yani sanayi bölgesindesiniz, binanız karkas vaziyette de binayı bitireceksiniz, bir de makine alacaksınız içerisine. Meblağları daha yüksek olan %60'a kadar faiz desteği verdiğimiz. Güzel, %10'un altında kalıyor yıllık faiz oranı. Bu şekilde de kredi programlarımız devam ediyor. Bunlar aktif, web sayfasından takip edebilirler. Bununla beraber neler gelecek arkasından? Yine girişimcilik hibe programı devam edecek önümüzdeki sene. İş geliştirme, esnaf hizmet sektörü, büyük işletmelerimize KOBİ yapılanma. Bunlar da arkasından gelecek olan diğer programlarımız. Hatta şey talebi bile var, yani işimi kurmak istiyorum, hibe değil kredi istiyorum diyenler var. Onlar için bir kredi programı bile dizayn etmek istiyoruz. Evet, bir de herhalde eğitim noktasından bahsetmiştiniz. Evet. Onun üzerine bir sorumuz geldi. Yani ne tür eğitimlere tabi olabiliriz? Yani sadece pazarlama alanında mı diye sordu. Bu talebe göre şekillenecek. Talebe göre şekillendiriyoruz. Yani şekillendiriyoruz da esasında. Bizim herhalde sağladığımız en güzel katkılardan bir tanesi bu hibe programlarının, özellikle girişimcilik hibe programından hak kazanan, öncelikle eğitime hak kazanıyorlar biliyorsunuz Emin Bey. Ve 100 kişiye burada eğitim veriliyor. Yani bu eğitimin içerisinde iş planını hazırlama var, pazarlama var, muhasebe var. Aklınıza gelebilecek bir işletmenin ayakta kalması için, bir projenin geliştirilmesi için neye ihtiyacı varsa alabilecekleri yoğun bir eğitim programına tabi tutuyorlar. Bu program girişimcilik hibe programına başvuran ve eğitime hak kazananlar için açılan bir programdı. Görüyoruz ki mevcut işletmelerimiz de bunları istemeye başladılar. Yani böyle çok gelişmiş değil ama bir muhasebe veya işte devlete karşı yükümlülüklerle ilgili bazı mali verilerin öğrenildiği bir eğitim. Pazarlama var işin içerisinde. Proje yazmak için istiyorlar. Yani çünkü proje dediğimiz zaman pek çok kişi halen şey diye düşünüyor. İşte ben diyor çizdirdim projemi diyor. Getireyim size göstereyim istersiniz. Yok diyorum, ne olur ben mimar değilim, anlamam. Yani mühendis değilim ben. Ben öyle proje istemiyorum. Ben iş planı bazlı bir proje istiyorum. Bunu anlamıyorum. Bunu ama çok daha basit bir dille insanların kendi yapabilecekleri bir eğitim programı da dizayn etmek istiyoruz. Ayrıca belli mi bunun tarihi filan? Şimdi önümüzdeki bu pakete yetişmez herhalde. Bu pakete yetişmez. Önümüzdeki seneye yetiştiririz diye ümit ediyoruz. Çünkü Emin Bey, şöyle de bir sıkıntımız da oldu bu sene. Çok danışmanımız
oluştu. Bu hibe programları sayesinde evet. Avrupa Birliği'nin hibe programı. İyi bir iş koluna da dönüştü aslında. İyi bir iş koluna dönüştü. Çok da kaliteli olan danışmanlarımız var. Çok da memnunuz. Yalnızca çünkü proje işi değil, ihracata yönelik bilgilendirme ve diğer konularda da, yani diğer projelerinde de destek verebilecekleri güzel bir sinerji oluştu. Ancak her sektörde olduğu gibi iyiler ve kötüler var. Bir de farklı sektörlerden, ülkemizde işletme bile sahibi olmadan, burada böyle çantacı dediğimiz. Bu ve, alanda da mı türedi? Evet. Ve garip söylemlerle işte benim içeriden tanıdığım var, şuradan var, buradan var gibi. Ne olur bunlara kanmasınlar. Çünkü bir de hibenin üzerinden yüzde talepleri falan oluyormuş. Bu bizi daha çok da korkutuyor. Yani biz o hibeyi reel sektöre aksın, ekonomiye kazansın diye düşünürken çantasını da alıp götürecek kişiler istemiyoruz açıkçası. Bununla ilgili bir havuz çalışmamız falan da olacak. Yani kayıt altındaki işletmelerimiz. Belki burada. Bir liste sunulabilir, bunlardan bu hizmet alınabilir gibi bir şey olabilir mi? İnanın o listeyi sunuyoruz zaten. Çünkü her sene iki gün proje döngüsü eğitimi veriyoruz. Ve danışman arkadaşlarımızdan rica ediyoruz. Diyoruz ki lütfen isminizi oraya yazın. Ki biz diyebilelim ki 2018 proje döngüsü eğitimi alan ve bu profesyonel bir şekilde bu işi yapmak isteyen kişilerin bizim eğitimimize katılanlar bunlar diyebiliriz. Çünkü öbür türlü taraf tutmuş oluruz. Böyle bir çalışma yapıyoruz ama biliyorsunuz piyasa. Bir de ben şeye çok üzülüyorum. Yani ne kadar elimden geldiğince televizyon programları veya işte basın, sosyal medyayı kullanmaya çalışsak da dün veya evvelsi akşam böyle yine yerel kanallarımızdan bir tanesini izliyorum. Karpaz bölgesindendi galiba. Bir esnafımız vardı. Gayet net bir şekilde dedi ki işte dedi faiz desteği diyorlar dedi. Krediler veriyorlarmış dedi. Gittik dedi sigorta vergi borcu sordular. Eğer dedi benim sigorta vergi borcum olmasa dedi ben o kredileri dedi başvurur muyum zaten gibi bir şey yaptı. Yani bilgi kirliliği ve bilgi yetersizliği bizi çok acıtan kısmı ama cidden bu tarafta yoğun bir şekilde çalıştığımız için biz çok fazla böyle hani bu tarafıyla hani ona diyorlar ya işte public relation kısmıyla çok fazla ilgilenemiyoruz. Oysa içimden böyle şey geldi. 2 senedir vergi ve sigorta yapılanmayı kabul ediyoruz. Hani onu biz çoktan geçirdik. Gidip başvurabilirsiniz ama hibe programları da öyle. Ne olur hani gerekirse bize danışsınlar. kişiler önemli. Yani çünkü bu alanda aslında koşullar ve şartların her yeni bir hip programda değişebileceğini düşünerek yani yurttaşlarımız ona göre kendilerine güncellemeye özen göstersinler. Lütfen. Çünkü biz geçtiğimiz yıllarda yaşadık ve firmayla daha sonradan diyaloğa girdiğimizde ben niye kazanmadım diye geldi. İnanın bana dökümanın içerisinde hiçbir şey yoktu. Ve piyasada neyse fiyatı 2 katını talep etmiş. İşte 2 hafta kaldı başka türlü yetiştirme. Ve dosyayı kendi teslimi içerisinde hiçbir şey yoktu dosyanın. Dosya bağımsız değerlendiricinin önüne koyulmadı. Yani idari kontrolde elendi. Evet, teknikte gitti. Ve 2 katını almış. Yani böyleleri de var. O yüzden ne olur bu konuda da bilinçli olsunlar. Ve lütfen her sayfasını imzalatmamızın sebebi bize teslim ettikleri projelerin okuduklarını paraflıyorlar. Lütfen okusunlar. Çünkü bana sonra benim projem çok iyiydi niçin ben geçemedim diye geldiklerinde Ebru Hanım ben böyle demedim ki diyor. Veya işte orada artı puanlı bir uluslararası sertifikasyon koyulmuş. Danışman arkadaş da veya o projeyi yazan kişi de hani artı puan olsun diye yazmış oraya X standart belgesi diye. Ben o belgeyi alamam ki diyor 12 ayda. Dedim niye yazdınız altına bir de imza attınız. Yani bunlar çok önemli konular. Lütfen hibe programına başvuracaklarsa projelerini en azından bir giriş amaç kısımlarını okusunlar ki içinde ne yazdıklarını ve bütçe kalemlerini çok net bir şekilde görsünler. Neyi ne kadar alacakları orada yazıyor çünkü buna mutlaka baksınlar. Bir de hani aklıma gelmişken söylemek isterim. Bu senenin şöyle bir avantajı var. 65 üstü biliyorsunuz geçer notumuz fakat hep elimizdeki limitle kaldığı için bazı seneler 70'e kadar verebiliyoruz. Bazı seneler 75'e kadar verebiliyoruz. Bu sene şöyle bir güzelliğimiz var. Kalkınma Bankası 65 üstü alan, geçen yedekte kalan diyeyim daha net olmak anlamında projelerimize direkt kredi desteği. 1 yıl ödemesiz, sivil toplum örgütü olması durumunda 2 yıl ödemesiz. Çok güzel. Faiz oranında %13'lerde bildiğim kadarıyla ama değişmiş olabilir. Çok güzel bir kredi
imkanı sunacak ve bunu hiç bekletmeden yapacak. Burada projesi değerlendi ve geçer puan aldığını kabul ederek. Bu da güzel bir sene. Yani o anlamda hem %65'e yükselmiş olmamız, hem limitlerin yükselmiş olması, işte sanayide 500, turizmde neredeyse 500, tarımda da bir yükselme seyri var ve oranların %50'lerden %65'lere çekilmiş. Yani güzel bir hibe senesi, inşallah sonuçlarımızda. Evet, bir de tabii alamayan için bir yıl daha beklemeden en azından bir adımda. Bir soru daha var. Çok kısa onu da alayım. Zaten kısa olur diye tahmin ederim cevabı. Yani bir kümelenme için siz aracılık yapar mısınız gibi bir soru. Yani farklı, yani bir alan belirleyip o alan üzerine çağrılar yapıp sizin görev ve sorumluluklarınıza girmez zannederim bu. Yönlendirme yapmışlığımız var. Yani şuna ihtiyaç var, eğer yapabiliyorsanız deyip yönlendirme yapmıştım. Ama o bölgelere gidip onları bunu anlatıp oralarda bir birlikteliği sağlama görevini üstlenmezsiniz. Onu da yapmaya hazırız Emin Bey. Yeter ki yatırım yapın diyorsunuz. Yani yatırım yapmaya hazır olduklarını söylüyorum. Çünkü şu var, haksız rekabete kesinlikle karşıyız. Bizim görevimiz, biz sonuçta devlet kanadıyız. Yardımcı olabilmek. Zaten önümüzde pek çok engel gelmiş birikmiş. Onları temizleyip bir yol bulmaya çalışıyoruz kendimize. Bakın bu cumartesi günü saat 1'de kısmet olursa Dipkarpaz'dayız. Çünkü oradaki yatırımcılarımız, oradaki işletmelerimiz demiş ki siz yaptınız bu bilgilendirme toplantılarını iskelede ama biz gelemedik. Tamam dedik. Hani varsa ama bize ne olur 5 kişi için bizi oraya yormayın. Hı hı. Toplanacaksanız gelelim. Hatta kalkınmadan da bir arkadaşım gelecek. Çünkü yalnızca bu program değil. Elimizde farklı programlar var. Bugün olmaz, önümüzdeki sene olur. Bunların da bilgilerini verebileceğimiz toplantıları yapmaya biz hazırız. Ama bize gerçekten bir niyetle gelinmesi lazım. Çünkü bugün zeytin kümelemesi yaptık ama yarın Lefke'de de bir zeytin kümelemesi yapabiliriz. Hani bunların hiçbirisi engel değil. Ama o insanların o talebi olması lazım ki bizi yön. Çünkü benim kalkıp yalnızca bir bölge siz bunu yapın demem başka bir tarafa haksızlık olabilir. Belki o taraf daha hazır. Burada daha geç kalabiliriz. O nedenle talebin onlardan gelmesi bizim şekil ve destek anlamında daha çok faydalı olacağını düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Sevgili izleyiciler, bugün de Ayrıntı programının sonuna geldik. YAGA'yı konuştuk. Eski ismiyle YAGA ve KOBİ yemin çalışmalarını da ve mevcut yatırım imkanlarını ve önümüzdeki yıllar içerisinde yapılacak, oluşacak olan stratejileri de değerlendirdik. Umarız önümüzdeki aylarda bu beklenen adımlar özellikle hükümet kanadından hızlıca atılır ve Sayın Kaptan'la daha farklı konuları da konuşuruz, stüdyomuzda konuk ederiz. Haftaya yeniden birlikte olacağız. Yeni bir konumuzla sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik esen kalın.